Teşekkür ederim. Özellikle indi geçen gün burada programımız devam etsin. Geçen gün çok konumuza. O da gene tekrardan Hümmet Nesli üzerine olacağı ve son zamanda bayramdan sonra haletler fazla oldu yoksa az oldu yoksa bu Hümmet Nesli'nin icraatı ne olacağı, Türk intikalinden kamil bir şekilde konuşmak özünden bizim söylediğim misafirimiz Doktor Muhammed Haydar Diyavuz'dan hoş geldin programımıza. Günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Günaydınlar, hoş geldin. Günaydın, sağ olasın, hoş bulduk. Allah razı olsun. Doktor, hemen başlayalım bayramdan, dönmeyelim bir dahaya. Koy bayramdan başlayalım, sonra dönelim bir dahaya. Bayramda Hümmet Nesli'ye var idi. Ona rağmen kurban bayramı, yani kişi kurban kesti. Bu muadelde bir şey tesir etti. Taban, indi alsak mevkifini koydu yağın. Hümmet Nesli'nin mevkifini Kerkük'te. İndi sadece bir halamız var. Hastanede yatıptı. O da inşallah yani yakın bir zamanda şifa bular, sağlığına kavuşar çıkar. Ama Kurban Bayramı'nda yani milletin çoğu iltizam etmedi talimata. Kurbanların çoğu evde kesildi. Biz ondan da önce dedik yani bizim mecramız var. Orada baytarı doktorlar var. Gerek bu kurbanlar orada kesilsin. Yani fahs olunsun gerek kesilsin. Hayvanlar hapsi fahs ondan sonra tabii onların işleri kısaslarıdı bu. Teki de onlar %100 bir bu hayvanatlarda hastalık yoktu. Orada kesilmeleri lazımdı. Ama oldu. Yani kesildi. Yani gördük biz. Eşittik de çok evlerde kesildi. Ama yani bu da bazı cihetler onların mesuliyetleridir yani. Doğru. Peki doktor, ilk önceden tabii Hümmet Nesli üzerine çok konuştuk. Ama arazi biz indi konuştu da doktor erken teşhis etmek ne kadar önemlidir Hümmet Nesli'de teşhis etmeye erkence. Yani neler çıktığı zaman bilesin bu Hümmet Nesli'de hemen doktor müracaat edersen ilacına başlasın. Valla çok önemlidir. Erken teşhisi çok önemlidir. Hapsi hastalıkların erken teşhisi önemlidir. Ve bu min zımniha Hümmet Nesli'de. Hümmet Nesli'nin erken teşhisi tabi zahmetli biraz. Çünkü aradları başka hastalıkların aradlarına da benzeri. Mesela isitme, can çakarı, mide bulanmak, kusmaktı, karın ağırmak, can kamil ağırmağı, bazı kere bel çakarıdı, işte yani yemekten kesilmek, bu aradı var. Bu aradılar da başka hastalıklardan aynen yani müşterakta koyduğun ortaklık var aralarında. Ama gene her kim yani bu aradı olur özünde bu fetrelerde hemen müracaat etsin müsteşfiyatı, o merakız sahini. Hatta orada doktorlar otururlar, özleri bilirler tabi. Bazı tahaller yaparlar, hatta teşhis araçlar. Ne kadar erte teşhis olunsa o kadar ilacı basit olacaktır. Doktor, burada bir gerçek var. Müteşabıktı, müteşabıktı, onun yanında ortağıdı. Öbür hastalardan bunu aradı. Yani bir mümeyiz arad var bundan, mesela öbür hastalardan fark edip olsun, tez kaçırdı müsteşfeye. Çünkü bizim genelde vatandaşımız tembeldir müsteşfeye gitmeli. Vallahi en birinci koyduğun çok ısıtmak, çok ısıtmayedir, can ataşı olur. Öbür hastalıklar bu kadar ısıtma etmez. Ama bu hastalık çok ısıtmayedir, çok can çakarı yapar. Aynı vakitte mide bulanmak, kusmak. Bir de başları, yani özü hemen nezefiye, nezif olmağa başları ciltte, o yanda, bir yanda. O koymak o hale yol açsın. Erken kaçağın müsteşfaya, hatta teşkilatın özünü erken. Sonra başlarsan da ikinci kutuya geçmek aradan. Akit arad avvaliye hafif olur. İkinci kutuya geçecek böyle başlar ağır olmak. Neçe gün çeker birinci arad avvaliye, ikinci güne geçmeden, yani ikinci merhaleye geçmeden evvel? Vallahi takriben özü bu hastalığın bir fetre hadanası var. Başları 3 günden ila 9 güne kadar. Ama 5 günden sonra, 6 günden sonra başları bu çok kuvvetli arad çıkmağa, can çakarı, ısıtma. 5. günden, 6. günden sonra başları. Ondan sonra yavaş yavaş tedriciyen, bir hafta sonra, 8 gün sonra başları nezif olmağa, insanın cisminin her yerinde nezif yapar, hasen cildinde. Ve o yere ulaşıncaya kadar gerek biz ondan önce ziyaret edelim müsteşfeye, hatta teşhis edelim özür. Doğru. Peki doktor, bu hastalığın koyduğu mevsimi hastalıktı, geçicidi yoksa hep kalacaktı? Yani bir mevsim var mesela bitsin, mesela diğer sıcak geldi ya da soğuk geldi, bitti daha kesilsin. Vallahi bu hastalık geçici bir hastalık değil. Yani her zaman olabilir. Belki mürtabıtı. Her zaman olabilir ama bu hastalık 60 yani 50-55 derece haradan sonra daha yaşamır. Yani çok sıcak yerlerde yaşamır. Belki inşallah Irak'ta geçici olurlar. Çünkü çok sıcak Irak'ta. Doktor,
55 درجة ديالنا دكتور يدق 45 تحمل هذا المرة بس كلام 55 درجة والله حمونا سوبي تقول والله ها يعني قلت شي دوقي والله هر زمان وار يز جنوار قش جنوار هر زمان نروار دكتور عارف سؤال يا جماعة 55 درجة بو سجالق وطنشنا جا تأثير دار والله طبعا قولدان çıkarır biraz ama mühim nokta ha والله تأثير دار طبعا çok تأثير دار indi çok حالاتlar gelir bizim için ضربة شمس olup üzerinde takatsiz Bu güneş çok tesir eder, cefaf eder, hasta uşaklarda, büyük ömürlerde. Fena saatin buradan güneşe çok kalmamaktı. Aynı vakitte çok su içsiler, sevail içsiler. Çünkü insanın cismi hep fakd eder yani sevail, su. Hasan güneşte işleyenler, Allah yardımcıları olsun o amelelerin, o şırtalarımızın ki yazdadılar bu güneşte. Çok zahmet. Gerçekten Allah mayınlar olsun. Doktor ama madem çıktık konuya bunu da sorayım sana. Sunun yani her ikisi yaz günü sıcak olduğu değil su için. Sunun faydası her daha. Sunun faydası çok çoktu yani cismin diyebilirlik %65'i sudur. İnsanın cisminin %65'i sudur. Ve onun için sen bu güneşte bu sıcakta terladıkça senden su kaybı olunur. Ve sen gerek bu sunu taavut edesen. Ve su içmek çok önemli yaz günü. Çünkü ayrıma şekiller de eder. Şimdi gelirler çok halatlar. Mecaribe oluyor, iltihabatı, meşakili çok çok olur yaz günü. Çünkü nişi su içmirler. Onun için Bu büyük bir müşkül yani. Fakat da çok da sen can kaybedersin. Can kaybederi, taavuz etmeler onun için yani hem cefaf ederi hem darbe şems eder hem de başka müşkül eder. Sualı da doktor dönse bize konumuza hemen nesif yok konusunda. Nesif merhalesi başlasa, seyretmek etmek imkanına caz olsun. Vallahi çok zahmet. Yani o merhaleye ulaşsa daha yani bidayasında ise gene basitti yani. Bas ama geçse bir gün, iki gün üzerine çok zahmet olur. Onun için biz her zaman diyoruz erte teşhis çok önemlidir. O haleye ulaşandan sonra daha bizde safa-ı demaviye var. O safa-ı demaviye enmağa başlar cisimde. Bu hasta mesela Allah rahmet eylesin vefat edende çok almıştı. 50-60 almıştı. 50.000-60.000 almıştı. Getirmediler. Ha verirler safa-ı özne. Ama çünkü geç geldim müsteşfaya. Doğru. Fayda bulmadım. Peki doktor dedi o derece hararet üsküvi olsa kalmaz mı hasta? Peki üskek olsa mesela indi et aldığımız zaman diller ağzından bir 4-6 saat yedi ağzından koymayacağım diyorsun eti sonra çıkardın bekleme ta ki virüsü varsa kalmazsın. Buna kadar gerçekti. Yani özü soğukluk virüsün tekatürünü durdur. Ama bitirmez özün. Ondan önemlisi biz bu eti iyi bir şekilde pişirmemiz lazım. Yani 60-65 derece üskek. Özü tabii derecede galeyine ulaşır pişirende. Çok önemli iyi bir şekilde pişsin. Tabii sıcaklıkta kalmaz öyle virüs eker. Yani sıcaklıkta daha fazla koyduğun. He daha fazla. Tabii yani bu soğuk sıcaklıkta beslere, ameliyat beslere kimin bir şeyler faydası olur gene bakteriyi öldürmekte, o virüs öldürmekte. Tabii. Soğuk sıcaklıkta Tabii. oradan gelip. Ben işi her zaman mesela sütü birinci hayvanından sonra sen kızdırırlar özün, ulaştırırlar derecede derecetel galeyan. Çünkü içindeki bakteriye var ise, koyduğun virüs var ise hemen ölecekti. Peki doktor, geçsek desek humma nezafiyenin dediği arazı müşterekti. Ama biz teşhis ettikten sonra oğlu mesela müsteşfeye girmesin, ilacı özel evde alsın yoksa illa ki müsteşfeye girsin tam temiz olsun. Mesela canında bilağın kalmadı o şahsın ne kadar? Özü gerek önceden bilağın biz humma nezafiye hastalığının özü ki hastalık diye ilacı yoktu. Ama hastaneye girerken bunun arazı ilacı olundu. Arazı ilacı olundu. Mesela çakarıdı, ısıtmasıydı. Bunlar ilacı olan. Eğer kusmak halasına dönüpse gerek mukaddiyet ve rakozdan cefafa girmesin. Eğer başlayıpsa koydiyakın o derece ulaşıpsa nezif yapmaya başlayıpsa gerek safa ahdemeviye ve rakozuna. Yani tam hastalıkların özünün ilacı yoktu. Aradının ilacı var. İlla cisim ta menaa yapar, özü bu virüse kaza eder. Yani genel dönemde konuşmada uzanan gene menaa bir mevzuydu. Tabii. Öz menaa hakkından gelsin. Yani indiye kadar ki bu ilacat hariciye verilsin hastaya yoktu. يو يعني علاجات وار دمرم أعراض علاج إتماع خسارة يعني خسارة ما قيت ولاغن إلى أن مناعات حقنا ياس جسم المناعة بس ما قيت ولاغن خلاص حتى يعني بو فيروس كاتشن فاكسين ده يبقى بالميبر إن دي قدر فاكسين يوخته شو من فاكسين هو صايد حل ولا أرد بيت ده هركش فاكسين ورار ده قوخ ماز ده أما نحي وانا تفاكسين فبالله روس شنو ده إنسان ده وخسارة ده هذا يكبر مشكلة أسوار Bazı hayvanatlardan insana geçirir. Gene haşerası var. Haşeratel kurra diyorlar. Onun yoluyla geçirir. Bir müşkülası var hayvanatta arad etmir. Yani bir hayvanda isabı olan da hayvanatlarda arad etmir. Biz oturduk baytere doktorlardan dediler. Doktor vallahi bu hayvanatta arad etmir. Hatta hayvanda da taşkısı çok zahmet yani.
أما جريك من دقة معلومات. شو جاي دقة العظم؟ لكن دكتور عجب سبب نادر إنه برد الدندب خاستا لغلر يعني منار إهماله لندب حشرة لرشقت علاج ألماض كبرد انتشاريته شو كبير لغم ساكبة خاستا لغ أز كده نور. شوختان ور بخاستا يعني تقريبا. أما إني بيعني تشخ معن سبب نادر. بيعني تشخ معن سبب خاصة عراقتا من جورم التزام يوخت بعض قرومة موضوعلارنا. Görürüm, ben ceddelerde bu davarların kesilmesi çok yanlıştı, çok galattı. Yani gerek bir icraat ciddi alınsın bunların üzerine. Ciddi bir şekilde gerek bunlar için bir hal koyulsun. Ben her geçenden bakıyorum, tamam Allah razı olsun. Polis müdürlüğüne Kerkük'te kusur koymuyorlar ama ciddi bir şekilde gerek bunlar hal olunsun. Bu çok yani hata. Sonra geçen bir büyük mühim noktaya da geldim, yani bir kariteye de geldim. Biz de Kerkük'te Korniş'te her vakit bizim kemediyacılar diye gruplarımız var aramızda. Her vakit konuşuyorum bunu. Aynı zamanda gruplarda devar müdürler de var. Daireçi daireler müdürü var yani Kerkük'te içinde. Bu mevzu tarih olan diye biz yani konuşu baştan başa asker düzeltmek. Yani bu hali çok Kerkük'te. Konuş'ta var. Konuş'ta da tamamdır. Dire baştan başa asker düzümözün. Dire ben buradan gelle bir hamleyle hapsına parlarım. Bir saat sonra ayrı fiyat gelir. Yani dire millet de gerek de uyuyorsunuz. Biz yani polis müdürler gerçekten güzel bir şekilde çalıştılar. Kaymakamı güzel bir şekilde çalıştılar mevzu da. Ama millet de gerek de avunesi almasın orada. Gene kariyerine bir yüzü bize. Ben isterim o noktaya dağayım. Yani koruma mevzuu bas cihat mesuliyenin, cihat el-ma'niyenin mesuliyeti de yok. Hani vakitte milletin de gerek bir devre olsun, millet almasın. Ben her zaman derdim, yani biz neçe muhadara ettik, tevaviyye, thakafiyye. Derdik, gidin o kasablardan et alın, bakın ete, üzerinde khatim var yoksa yok. O khatim manası bu meclerde kesilirdi, orada kesilmeyipti. Dediğim kim sana, meclerde hayvanlar, davarlar, kamil fahs edirler, bakırlar, cisimler üzerinde gene yoktu. Bu haşere ki nakledir bu hastalığı. Fahs edenden sonra kamil ancak kesirler özünü. Bir tek de gene var ise bile hemen gittim. Hatta meclerekeye gittim. Baktım bir tek gene var ise bile kesmirler özünü. Ve orada iyi bir şekilde fahs olundu. Hatim vurulu üzerine ancak kesirli. Ama çok kasablarımızı etmirler bunu. Tatbik etmiyor. Tükenlerinde kesirler. Bu da yanlış, büyük yanlış bir. Aynen. Doktor dedi, tevaiye. Tevaiye çok önemlidir. Ama siz yaptığınız devreler mesela tevaiye etmek için insanları. Bunu harda yapsınız? Aynı zamanda kimler katıldı özüne? Vallahi Allah razı olsun. Bizim tezede yaptık. Çok. Firman orada devam ederim. Oran milleti çok aynışı bir milletler. Müdürün ahiyası kusur koymadı. Beraber bazı kaatlar vardı orada yaptık. Milleti yığıştırdılar, kasabları, hayvan besleyenler hepsini yığıştırdılar. Bir de ammetiniz milletten de vardı. Neçe bir 3-4 takriben muhadara tetkifiye, tevaviye verdi gözlerine. İyi bir şekilde sicabi ettiler, iltizam ettiler. Elhamdülillah yani. Ne bileyim sana kazı ettik hastalığı ki. Bir tek hale tezcil olundu. Ondan sonra daha tezcil olunmadı. Gelin tefasını konuşalım. Biz getirdiğimiz bir tabi erifiye, köylere getirdiğimiz gerek bu biri 3 kat olsun, biri 4 kat olsun. Hamlat ettev, evet, tetkif. Yani bunlar, çünkü bizim köylerde de tabi hayvan besleyemiz çok çoktur. Yani köylerde geçti yoksa besle merkezine ahide kaldınız. Vallahi geçtik, köylere de geçtik. Mesela Beşir bölgesi, Beşir köyüne geçtik, Beşir kasabasına geçtik. Orada aynen tevavi bir tekafi, bir muhadaratlar yapıldı. En vakitte yani sahadan, sağlık dairesinden çıktı. Sahal Amma cemaati çıktı. Yani oğlundu, oralarda oğlundu, Çardağlı'da oğlundu, etraf köylerde hapsında oğlundu. Peki doktor, yani bunlar sizlere emir geldi, böyle bir şey yapın yoksa siz gönüllü olarak yapsız bu şeyler tevaiye için, doktorlar yani yığışsız yapsız bu tevaiyeleri? Vallahi bu bizim mesuliyetimiz. Emam Allah mesulü, gerek millete anladığın bu hastalığın ne kadar riski var. Yani ben her zaman derdim de, derdim koronanın ölüm, yani ölüm nisbası %2-%3 idi. Alem hapsi birbirine vuruldu. Bu hastalığın %40'dı ölüm nisbası. Yani çok hatta hastalıktı, gerek makayet olan özünden. Ve gerek herkes, her kim, yani her kim sağlık dairesinde çalışır, o polis müdürlüğünde çalışır, mesuliyetini kalksın. Doktor, herkese diyebilirler, her vatandaşın görevi. Her vatandaşın da görevi. Ben medyacıyım görevimdi. Bir normal vatandaşım, kasibe hapımızın görevi çünkü bu bir hastalık da yani kalite yaradır. Ha, kalite yaradır vallahi. Doğru. Peki doktor, pardon Murat, burada bir sorun var. Koronaydan dedi Hüma Nezefiyen'in arasında nisbeler. Ama farkı nedir koronaydan özün arasında şey nahiyesinden koyduğun bulaştırıcı nahiyesinden naksı daha hızlıydı? Valla tabii korona daha hızlıydı. Çünkü korona nefesten intikal edilir, nefesten geçir insandan insana.
Ama bu hastalık yok. Bu haşereykanı yoluyla geçirir, hayvandan insana geçirir. İnsandan da insana geçebilir ama nefes yoluyla geçmir. Yani kan, sevail, insanlar mesela kan edekse, sevail, bu insanın sevaili olsa, insanın sevailine edekse geçer. Onun için bu yavaş bir, yani dağılmak yavaştı. Yani biraz makayet olsak, iltizam etsek, korunma mevzularına seyitere dar oldu. Yani olay rahmeden halimizde intişar zayıftı. İntişar zayıftı, yani nefes. Çok çıkardı. Yani bu korona gibi intişar olsaydı nefesten belki alemde bir rakam değişerdi. Tabii. Çok hatır olardı. Doktor, biz programını çok konuşuyorduk. Tezede bir tek hale tecrübe oldu sizde. Bir tek hale tecrübe oldu. Maalesef kaybetti oğuz. Evet, kaybetti oğuz. Sebep reisi kaybetmeğinde neydi? السبب الرئيسي قيبت ما غندا بو أغلان يعني يتمعد أركان مستشفى حتى تشخص أولن صايد أركان تشخص أولن صايد بلكي إندي عشو داري يرمزده فشوك مشكلة بو خستي كده قال سبحان الله من أزم خفاريدم كامل فحسي يتم أزم باقتم أزم أدا أحمد إيدي لدد نوزن لدد محمد جت يعني إن بز مثلا بز ديارغ بز مركز صحي دي إمكانيات مز زعيف تبورد تحاليل مز يوقتي خوي سان إحالي دم Yolluyum sana müsteşfə cümhuriyyədə orada kamil fəhsə yəsər təhəlli yapsalar, baxsalar nəyə, 3 gün özə deyirdi, 4-5 gündə canım istidir, canım çaxır, amma getmədi, deyə bilirəm, mən ayrı xəstəliklər var. İşte onun üçün sonradan da çıxdı xəstəliklə ki, buymuş. Yəni, burada gəstək, aynı noxtaya, təşxis ilmi bakır, ərkən təşxis xətəbiz zamanını eləcə əhəl oldu. Bu təxir etdi özündə ehmal qoydu yaxın, ehmal oldu o zaman xəstəni qaybettik. Tabii, ehmal etsək xəstəni qaybedir, şükür. Bu xəstəliqə ki, bir vaxtdan sonra, ha zaman ki başladı, bu safa əhdəmi yənməğa o çox riskli bir mərhələdir. Ki mərhələ deyə bilir qozda? Bu xəstəliqin havalarından sonra dərəsini düşürür ha? Hər əsələn, sonradan başlar. Mərhələdə o deyəməsin, ikinci mərhələdədir, üçüncü mərhələdədir, hələ macal var, dördüncü mərhələ yetirmək yox. Yəm xərə, yəm bayaz, birinci mərhələ, ikinci mərhələ. Hə, belədir, yəni birinci mərhələ bu əradı çıxır, ondan sonra tam xəstəni salırıq. Dədəqmə o safa əhdəməyən mağa başlar, o riskli bir mərhələdir. Doğru. Peki, doktor, Qurban bayramından sonra təşxis olunmadı heç bu xəstəlik? Valla, bir halət, indi bir tək halə var bəs, dədəqim kimin sizə, xəstəxanalarda bildəqim cəməyin şifa xəstəxanasındadır, bir tək halədir. Bəs, əlhamdülə, səhət əyidir, yaxın bir zamanda, inşallah, dedilər ki, 2-3 gündə şifasını bular, sağlığına qavuşar çıxar yazılır. Burada onu soracağım. Bir hasta neçə gün qalır xəstəxanada isabadan sonra əgər vəzəni müsaitar isə? Hatta bu xəstəliqin haqqından gəlsin. Tabən, illə gərək təkid olan bir anna bu xəstəliq qalmadı, bu xəstədə ancaq çıxardarıq olacaq. Təhəlil var, PCR təhlili deyərik. Ağırlar qan bizim burada kərkütə yoxdur, yollarlar Bağdada. Yollarlar, məsələn, var isə özündə qoyarlar. Bir daha yollarlar, 4-5 gün sonra baxarlar vəzəyə yollandan sonra bir də yollarlar. A zaman baxdılar, o negatif çıxdı. Yəni, yoxdur özündə qoydayağın, o təhlil negatif çıxdı, o zaman çıxardı. Ortalama nəncə qalsın xəstəxanada gərək? İnsandan insana farqlıdır. İnsan var, mənaası çox iyidir. İyi qavuşur, yəni, sıxatına buluşur, insan da var, yox. Yəni, vaxt çəkir. Bir haftadan, üç haftada arasında? Vallahi var, yəni, var. İndi var, məsələn, 10 gündə, 15 gündə iyi olan var, çıxır. Var da, məsələn, 2 həftə, 3 həftə də var. Doğru. Peki, doktor, bir xəstə həməl virus olduğu zaman, gəldiyi zaman yavuza, siz bunlar da, məsələn, sorub-soruşdurarsınız evdə hayvanınız var, ya da, yəni, qoydan təhqiqdə ki, bir şeylər edərsiniz bu xəstərdən gəlb özünə, ya da başqa ailəsi, məsələn, korona olduğu zaman deyərək müləmisdir, ailələrin də çağırarsınız, aynən? Tabən, çox önəmlidir. Bizim təzədə o halə ki, təzcil olundu, ətrafındakiləri hapsını yolladıq, hapsı bu fəxsdən etdilər. Təkid olunduğu %100 ətrafında kimsə də yoxdur, ondan sonra məsələn sırahatlarına yani, bıraxdılar. Yəni, mazlarına baxarsınız haradan gəlib bu özü? Təbən, mazlarına baxarıq, çox mühəmdir. Peki, təşxis etdiyiniz təzədə onun mazları haradan idi qoydu? Yəni, hayvan bəsləmirdi evdə ya da? Vallahi, hayvan da bəsləmirdilər. Mən eşitliğimə görə deyirlər, yazıdan yemək yiyibdi. Yəni, başqa yerdən yemək yiyibdi. Oradan gətirib özü. Çünki dediğim kimi sənə et əyi bişmirsə, təbən, əgər var isə bir hayvanda, Vardı yani, mənası vardı özündə. Qorxadı, biz yazıya mənə olduq, qorxadırsa biz bu hərəkətdə. Yəni, bir imkan vardı, sənə bir lokantada yemək yediğimiz zaman. Tabən. Hesabı olan. Tabən, vardı. Əgər ETA-yı bişirməyi bilsələr, tabən. Biz kebab sevərək, kebab da olar bu. Kebabı atışsın da olur. Kebabın yazısı bişirəməz, amma bəzi yerlədə içərsə bişmədi. Yəni, kebabın baxsaq, yazısı qızarı. Amma içi bişər. O nisbəti bişmək içindəki
yeter bu şey ölürsün? Vallahi eğer iyi bir şekilde pişipse tabii öldürür özü. Dediğimiz gibi 60-65 derece haradan yukarıysa öldürür özü. Ama dökülüyse yok. Dikkat etmemiz lazım. Tavuğun nesi Murat? Tavuğu da olur. Yok, tavukta olmur. Olmur tavukta. Yani özü ameten bes bu davarlarda olur, geçilerde olur, kuzlarda, koyunlarda. Yani etten uzak kaldı haydi. Kuş mecmuasında fakat naamede olur. Yani başka kuşlarda yoktu. Tavuk yiyebilirsin yani. Tavuk normal. Naamede yemek. Doktor Muhammed gerçekten güzel bir bilgiler paylaştı bizimle. Bu önemli noktalara da geldi. Çok teşekkür ederim sana. Sağ olasın. Allah razı olsun. Memnunum ben sizden. Teşekkür ederim. Son olarak nasihatı nedir bu virüsle ilgili? Vallahi nasihatimiz millete makayet olsalar, her geldiği yerden et almasalar, teki dostlar bu etler, bu kuzular, o bu koyunlar, o bu inekler kesilip de mecerede etlerin üzerinde hatim var ancak assalar. Her geldiği yerden et almasalar ve hasten bu yazda dışarıda görür korni ceddesinde hasten onlardan hiç almasalar. Çünkü onlar yani hiçbir koruma mevzu yok yanlarında. Kesirler böyle saatler uzun. Bu çok yanlıştı. Pis yerde, etraf pis ve bu çok yanlıştı. Her kimde de araz çıktı, müracaat etsin ile akrab koyduk en yakın merkez sahi, en yakın müsteşfa, hatta fikir saf olsun. Ama bu hastalık değil. Aynen. Tabii doktor çok teşekkür ederim. Davetimizi kabul etti, kırmadı bizi. Çok memnun olduk senden. Programa geldi, bu güzel bilgiler de bizimle paylaştı. Ben memnunum sizden, sağ olasın. Allah razı olsun.